Merhaba arkadaşlar, Nartes TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep öğretmen. Nartes Prestij Soru Bankası'nın doğrusal denklemler ünitesinin 9. testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. 45 litre depoya sahip bir aracın yakıt miktarı ve alınan yol arasında grafik aşağıdaki gibi verilmiş. 1. Araç 100 km'de ortalama 6.25 litre yakıt tüketir diyor. Şimdi 80 km'de ne kadar yakmış? 5 litre yakmış. 80 kilometrede 5 litre yakarsa 100 kilometrede ne kadar yakar? 100 çarpı 5 bölü 8 kadar yakar. Yani 6,25 litre yakar. Dolayısıyla birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. 80 kilometrede ne kadar yakmıştı? 5 litre. Deponun tamamı kaç litre? 45 litre. Ve o halde 9 katıysa bu da 9 kat olacak. 9 çarpı 80'den 720 kilometre olur. Yani bir depo benzin ile 720 kilometre yol gidilebilir. Bu da doğru. Yakıt yol x olmak üzere doğrunun grafiği y eşittir 45 eksi x bölü 80'dir. Hayır, yanlış. Şurada bir de x, eğer böyle olacaksa y eşittir 45 eksi x bölü 80 çarpı 5 litre olacak. Çünkü her 80 kilometrede bir 5 litre yakıyor. O yüzden cevap 1 ve 2 olmak üzere B seçeneği. Devam edelim ikinci soruyla. Diyor ki bize, Hasan Bey yeni açtığı iş yerinin ay içindeki gelir ve giderlerinin aylara bağlı değişimini grafikte göstermiş. Bu iş yerinde gelir sabit olarak artarken gider 4. aydan sonra sabitlenmiş. Buna göre Hasan Bey kaçıncı aydan sonra kâr etmeye başlar diyor. Şimdi kâr nedir? Gelir giderden büyük olduğu zaman kâr olur. Şimdi 1. aya bakalım. Bakın gelir 3 iken gider 11. Dolayısıyla gelir giderden az. 2. aya bakalım. Gelir 6 iken gider o 9. Yine gelir giderden az. 3. aya bakalım. Gelir 9 iken, gelir şuradan mavi çizgi 9 iken gider 7. Ne yapmış? Gelir giderden büyük olmuş. Dolayısıyla 3. aydan itibaren kâr etmeye başlar. Cevap B seçeneği. Devam edelim 3. soruyla. Şimdi diyor ki balondaki hava miktarının zamana bağlı değişimi verilmiş. Buna göre hangi çıkarım yapılamaz diyor. Şimdi 1 saatte ne kadar azalıyor hava balondaki? 5 metreküp, 5 santimetreküp hava azalıyor. O halde 10. saat sonunda balonda 100 santimetreküp hava kalır. Şimdi balonda başlangıçta 150 vardı. 1 saatte 5 santimetreküp azalıyorsa 10 saatte eksi 10 çarpı 5 santimetreküp azalır. 100'den de 5 çarpı 150'den de 50'yi çıkarırsak ne olur? 100 santimetreküp kalır. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Balonun tamamen sönmesi için 30 saat geçmesi gerek. Evet, balon 150 santimetreküp hava var. 1 saatte 5 azalıyorsa 150'yi 5'e bölersek 30 saatte tamamen balon söner. Balonun içindeki hava miktarı saatte 5 santimetreküp azalmaktadır. Evet, bunu zaten bulmuştuk. Balondaki hava miktarı y. Geçen zaman ise x ise doğrunun denklemi y eşittir 150 eksi x bölü 5 olur demiş. Hayır, ne olacaktı? Y eşittir 150 eksi x bölü 5 olacaktı. 1 saatte 5 azaldığı için. Dolayısıyla D şıkkı yanlış. Devam edelim son soruyla. Bir fidan dikildiğinde boyu 50 santim. Fidan dikildikten sonra boy uzunluğunun zamana bağlı değişimi grafikte verilmiş diyor. Yukarıdaki grafiğe göre x bağımsız, y bağımlı değişken. Evet, doğru. X zaman etkilenmiyor. Etkilenen ne? Ve boy uzunluğu. Dolayısıyla da uzunluğu. Dolayısıyla bağımlı değişken uzunluğu.
Uzunluk y zaman x ise doğrunun denklemi y eşittir 50 artı x'tir diyor. Şimdi grafiğe bakarsak 1 yılda ne kadar artmış? 10 santim uzamış. 1 yılda 10 santim uzamış. Ve o halde bunun yıllar içindeki boy uzunluğu ne olur? İlk boyu 50 artı t yıl geçsin. T çarpı 10 olur. Boy uzunluğu. Burada 50 artı x, hayır 50 artı 10x demeliydi. Bu da yanlış oldu. Grafikten elde edilen verilerle aşağıdaki tablo oluşturulabilir. Şimdi demiş ki birinci yılda 50 santim. Hayır, birinci yılda 60 santimde. Dolayısıyla da yanlış. İkinci yılda 70 santimde. Tabloda oluşturulamaz. Hangileri doğrudur diyor. Yalnız bir doğrudur.